Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik diyerek yolculuğumuza devam ettik. Ustalık dönemine Bayburt'tan bismillah diyoruz. Başbakan Erdoğan ilk seçim mitingini CHP'nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla milletvekili sayısı 1'e düşen Bayburt'ta yaptı. Başbakan Bayburtlulara müjde verdi. Bayburt, Bayburt olalı kardeşim böyle zulüm görmedi. Anayasa Mahkemesi'ne kim götürdü? Biliyorsunuz değil mi? Milletin yanında olduğunu söyleyen CHP. Hiç üzülmeyin. Bayburt'un bir değil, iki milletvekili var. Onlardan biri inşallah sizin desteğinizde, sizin teveccühünüzde Bünyamin Özbek kardeşim. Diğeri de bütün kalbimle söylüyorum, açık açık söylüyorum, Recep Tayyip Erdoğan. Bunu böyle bilesiniz. 8,5 yıllık iktidarlarında yaptıklarını anlatan Başbakan Erdoğan, sözü CHP ve MHP'nin seçim vaatlerine getirdi. Yarın çıkar da her birinize cennetten bir dönüm ekilebilir arazi vaat ederlerse sakın şaşırmayın. O ne veriyorsa ben 5 fazlasını veriyorum diyerek milleti kandırdılar. Bunlar bugüne kadar bu ülkede ne diktiler? Ne ektiler? Hiç. Başbakanın gündeminde Ergenekon ve balyoz davalarının bazı sanıklarının milletvekili adayı gösterilmesi de vardı. Bunlar gücünü nereden alıyor? Çetelerden alıyor. Bunlar gücünü o mafyatik örgütlerden alıyor. Değerli kardeşlerim, bakınız bunlar dışarıda gösterecek milletvekili adayı bulamadılar. Silivri'ye gittiler. Silivri'den milletvekili adayı gösteriyorlar. Yahu onların yerini dolduracak aday mı yoktu partinizde? Ne işiniz vardı Silivri'de? Yıllarca dokunulmazlık çığırtkanlığı yaptılar. Bunların ilkesi yok. Ve şimdi bu dokunulmazlık sırrından işte Silivri'dekileri de nasıl istifade ettiririz? Bunun adımını atıyorlar. O da yetmedi. Dedi ki nerede bu Ergenekon örgütü? Gidip üye olmak istiyorum. Şimdi çıktı CHP'nin çatısı altında Ergenekon'un irtibat ofisini kurdu CHP. Vatana, millete hayırlı olsun diyemem. Ancak çetelere, mafyaya, karanlık suç örgütlerine herhalde bu bir umut ışığı olacak. Böyle bir durum var. Bunlar değerli kardeşlerim bedeli gider çetelere öderler. Bunlar hesabı gider çetelere verirler. Başbakanın ikinci durağı Gümüşhane oldu. 12 Haziran'da ustalık dönemine başlıyoruz diyerek Gümüşhanelilerden oy istedi. Sevgili Gümüşhaneliler, inşallah 12 Haziran'la birlikte Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. 12 Haziran yeniden büyük Türkiye için adeta milat olma özelliği taşıyor.